Dikkat, bu videoda Outlast ve Outlast Whistleblower ile ilgili spoiler bulunmaktadır. Outlast ve Outlast Whistleblower oynadıysanız Peder Martin'i hatırlıyorsunuzdur. Bize yardım eden iyi görünümlü bir rahip olarak gösteriyor kendini. Peki gelin bakalım gerçekten de iyi biri miydi? Selamlar dostlar, ben Beyti. Videoya geçmeden önce abone olup beğenirseniz çok sevinirim. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone olmadan izleyip videoyu geçiyor maalesef. Umarım video hoşunuza gider. Hadi gelin beraber videoya geçelim. Evet, ilk olarak Martin'in dış görünüşüyle başlayalım. Martin oldukça ürkütücü bir yüz ifadesine sahip, 60'lı yaşlarında kel, tombul, yaşlı bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Rahip cübbesine benzeyen, sırtı ayak bileklerine kadar uzanan, düğmesiz, siyah bir deli gömleği giyiyor. Ayrıca siyah pantolonu, uyumlu terlikleri ve gövdesinde de haç şeklinde biçimlenmiş kayışlar var. Vallahi kusura bakmasın ama gece yolda görsem yönümü değiştirirdim. O kadar korkunç bence tipi. Kendisi Volrider'ı tanrı olarak görüyor. Kendini de onun peygamberi olarak bizlere tanıtıyor. The Wall Rider tearing his truth into the unbelievers. Oyunda karşımıza çıktığı yerlere bakalım isterseniz hızlıca. İlk olarak pencereden atıldıktan sonra Peder Martin ile ilk defa orada karşılaşıyoruz. Bizim onunla karşılaşmamızı ilahi bir müdahale olarak görür ve ona daha büyük bir amacı olduğunu söyler. Who are you? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Daha sonradan tekrar bayılıyoruz ve bilinç kaybından uyandıktan sonra gitmiş oluyor. Kısa bir süre sonra güvenlik kontrol odasındaki monitörde akıl hastanesinin elektriğini keserken görülüyor. Zaten bize ilk zararı da burada veriyor. Ne güzel elektriği kesmese çıkıp gideceğiz kapıları açıp. Neyse, bodrumdaki jeneratörü yeniden çalıştırıp ana kapıları açmak için tekrar güvenlik kontrol odasına döndükten sonra Peder Martin yine geliyor ve bir anda iğneyi bize sokuyor maalesef. Ve biz orada bilincimizi kaybediyoruz ve ikinci kez onun yüzünden dışarı kaçamıyoruz. Gitmemize izin vermeyeceğini söylüyor. Zaten o sırada güvenlik güçleri içeri girdiğinde Volrider onlara saldırıyor ve Peder bize tüm kapıların açılması için müjdeyi kabul etmesi gerektiğini gösteriyor. Milas, yani oyun karakterimiz, daha sonradan bayılıyor ve Peder Martin tarafından nezaret hücresine gönderiliyoruz. Orada delilerden biri bizim kapımızı açıyor. Bu arada dediğimiz gibi çok dindar bir rahip, kendini peygamber ilan eden biri olarak tanınıyor dediğim gibi. Ancak kendisi akıl hastanesinde bir hastaydı aslında. Oyun boyunca oyuncuya yardımcı olarak hareket eder. Bizim kaçmamıza engel olsa da diğer varyantlar bizi korur. Peder Martin'i daha sonradan oyun boyunca belirli alanlarda tekrar görüyoruz ve bazen Milas'ın onu takip etmesi talimatını veriyor. Birçok görevi bize Peder veriyor aslında. We're close now. Kanalizasyonda şarkı söylerken, kapalı geçiden geçerken de görebiliyoruz onu. Bir sonraki karşılaşma, Trigger'dan kaçtıktan sonra erkekler koğuşunun sonuna doğru Milas'ın hayatta kalmasına sevindiğini, çünkü Trigger'ın diğer birçok hasta yaptığı gibi onu da parçalayacağından korktuğunu söylüyor. Artık yaklaştıklarını söylüyor ve Milas'ın onu avluya kadar takip etmesi gerektiğini, oradan kanla bir mesaj ve titreyen fener direğinin yanında bir belge bıraktığını söyledi. Bir de ayrıyetten Peder Martin kadınlar koğuşunun hemen yanında çökmüş bir bölümün orta katında beklerken görülüyor ve bize Volrider'ı görüp görmediğimizi sorarak ağrıyor. En son yönetim bloğunun üst katlarında şapelde görüldü. Burada Volrider'a dua etmek için bir törende çarmıha gerdi kendini ve bize onu kaydetmesini söyledi. Biz de o sırada çektik bu arada her şeyi. Vallahi vlogger gibi. Adam diri diri kendini yakarken biz de izliyoruz. Ritüeli açıklayan bir belgede daha önce dua eden bir hastanın bulunduğu odada bulunuyor. Bu arada notta da bu şekilde yazıyor. Ben efendimize ancak efendimizi besleyerek hizmet edebilen değersiz bir yalvarıcıyım. Lütfen beni al Volrider. Dünyadaki zamanın geldi. Benim beden senin güzel hayaletini özlüyor. Kanım seninle dolu ve serbest bırakılmayı bekliyor. Bu benim duam. Müjdeni bedenime yaz. Yazılı bir not bulunuyor. Yani kendini ona bağışlıyor. Böylece özgür olacağını düşünüyor. Yani işte deli aslında. Çok da sorgulamamak lazım. Bu arada kendisi gibi birkaç tane daha akıl hastasını Volrider'a inandırıyor ve kendi aralarını alıyor. Mesela bu ikiz kardeşler de onlara çalışıyor. Hatta Martin'in öldüğü sahnede bize kapıyı açtığı sırada onun için bize saldırmıyorlar artık. Videoyu editlerken fark ettim, bir şey unutmuşum. Bazı akıl hastaları Peder Martin'e inanırken Trigger gibi bazıları da ona inanmıyor ve bunu bir saçmalık olduğunu düşünüyor. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his
olmuyor. Bu bilgiyi de eklediğime göre devam edebiliriz. Bu arada Peder ile birlikte kilise yanıyor ve bu kilisenin yandığı sırada Outlast'in diğer oyunu Whistle Blower'da kilisenin yandığını görebiliyoruz camdan bir kısımda. Bunun sebebi de aslında iki oyunda aynı zamanda geçiyor. Yani biz asansörle aşağı inerken oyunun sonunda diğer karakter de aslında çıkışa doğru gidiyor. Martin Wallrider'a karşı tamamen hayal görüyor ve körü körüne dindar. Yalnızca tanrısını memnun etmek için inancına odaklanan sakin bir rahip gibi davranıyor. Wallrider'ın uğruna kendini çarmıha germesi ve kendini diri diri yakmasına neden oluyor. Yerli Martin iyi biri miydi, kötü biri miydi? Aslında bunun cevabı çok basit. Bize iyi biri gibi göstermeye çalışsa da kendine defalarca kurtulma şansımız varken bize engel oldu. Aslında bize çok büyük bir zarar dokundu. İyi falan da değildi yani. Zaten bize öldüğü sırada verdiği anahtarı da büyük ihtimalle özel bir anahtar olduğu söyleniyor. Tabii bu sadece bir söylenti. Yani verdiği anahtar normal bir anahtar değildi. Özel bir anahtardı. Anahtarı taktığımız anda zaten yerin en altına bizi yolluyor. Bunu yapma sebebi de aslında şu. Bizi Wallrider'a götürüyor. Zaten bu oyunun en başından beri bizi tek bir amacı vardı. Bunu yapma sebebi de o Wallrider'ın bedenimize girmesini sağlamaya çalışıyor. Kısacası o Wallrider'a bir beden arıyor gibi bir şey. Oyunun sonunda da herkes silah seslerinden öldüğümüzü sansa da aslında ölmüyoruz. Wallrider içimize giriyor. Mantıken ölmüş oluyoruz ama aslında Wallrider'ız biz artık. Hatta Whistleblower'da da tam kapıdan çıkmadan önce bizi kurtaran Wallrider aslında Martin. Martin bizi orada kurtarıyor. Onun sayesinde kurtulup gidiyoruz. Bununla ilgili çok güzel bir video daha yapacağım. Onunla ilgili iyice bir araştırma yapmam gerekiyor. Bu arada çok önemli detaylardan biri daha. Duvardaki kanla yazılmış yazıları ve okları Martin yapıyor. Oyunun başlarında Martin'in parmak boyası yapmayı sevdiğini ve onunla ilgili tedavi gördüğüne dair notlar da var. Eğer bulabilirsem de onların da resimlerini koyarım, şu an ekrandadır muhtemelen. Bir de bununla ilgili kesin bir şey yok ama Wiki'de ve Reddit'te birçok kişi bunu söylüyor. Akıl hastanesinin girişinde sol üst tarafta pencerede biri gözüküyor. Bunun Martin olduğunu söylüyor. Ama oyunun bununla ilgili herhangi bir şeyi yok yani. Bu bir söylenti. Ne kadar doğrudur bilemeyiz. Peder Martin'le ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Onun yüzünden maalesef hapishaneden kaçamıyoruz defalarca. Yani iyi biri değil kısacası. Videomuz da bu kadardı. Umarım bir eksik anlattığım, yanlış anlattığım bir şey yoktur. Hatam kusurum olduysa affola. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.